ala alihi ve sahbihi ve sellem Hayırlı günler, gününüz mübarek olsun. Rabbim şu leyle-i kadri ihtiva eden şu Ramazan-ı Şerifi hepimiz hakkında hayırların fethine, şerlerin define vesile etsin inşallah. Şu günlerde cehennemden azad olmanın içinde bulunduğu şu günlerde Rabbim inşallah dünyevi, uhrevi, Maddi ve manevi cehennemlerden bizi azat etsin inşallah Malum Cenab-ı Hakk'ın yıl içinde, sene içinde En çok rahmetiyle teveccüh ettiği günlerin içindeyiz O bize muhatap O bizimle meşgul O bizi affetmek için bahaneler arıyor Acaba biz kime muhatabız? Biz ona muhatap mıyız? Biz kendimizi affettirmenin derdinde miyiz acaba? Ha mevzu şimdi kendi alemimizi taramak, kontrol etmek, ona karşı onun bize teveccühüne karşı hakkıyla teveccüh etmeye çalışmak ve Ramazan-ı Şerif'te özellikle Rahman ve Rahim olduğunu bize Kur'an'ında kelamıyla ilan ederken kainattaki icraatıyla ifade etmeye çalışan Rabbimizin ifadesine ne kadar muhatabız? Rahimiyet ve rezzakiyetiyle yeryüzünü nimetlerle serip bizi de o nimetlere muhtaç bir vaziyette yaratıp da bu vaziyetle bize rahimiyetini, rezzakiyetini ifade eden Cenab-ı Hakk'ın rahim oluşunu, rezzak oluşunu ne kadar anlamış vaziyetteyiz. Çünkü şimdi insanın da, kainatın da asıl yaratılış sebebi Cenab-ı Hakk'ın kendisini ifadesi, ifadesi değil mi? İsimleriyle, sıfatlarıyla kendini kullarına ilan ve ifade etmek, tanıttırmak ve sevdirmekten ibaret değil mi? Öyleyse özellikle ve özellikle şu Ramazan-ı Şerif'te bu zamana kadar içinde bulunup da farkında olmadığımız nimetlerin, lezzetlerin, rızıkların farkına varıp onun rahimiyetinin ve rezzakiyetinin ifadesi olan o nimetlere muhatap olduğumuz anda bizden insanca bir davranış bekleniyor. İnsan rızka, nimete muhatap olduğunda sadece o rızkın ve nimetin içine gömülüp kalmaz. İnsan o rızka, o nimete muhatap olduğunda o rızkı gönderen rezzaka, o rahmeti gönderen, rahim olan Zat-ı Zülcemal'e muhatap olmayı bilendir, anlayandır. Yani ifadeyi aradan çıkarıp doğrudan doğruya manaya intikal edebilendir. Anneler gününde annenize götürdüğünüz bir çiçeği anne görünce çiçeği koklayıp çiçekte boğulup kalmıyor. Çiçekle meşgul olup sizi unutmuyor. Alsa çiçeği böyle koklaya koklaya gitse, size hiç muhatap olmasa, sizinle hiç meşgul olmasa ne dersiniz? Herhangi bir hayvan annesine, yani bir koyuna veya keçiye veya herhangi bir hayvana aynı hareketi yapsanız o da ne yapar? O çiçeği koklar, yeniyorsa yer, yenmiyorsa burnunun tersi de iter, değil mi? Sadece o çiçeğe muhataptır. Çiçeğin arkasında o çiçekle ifade edilen manaya ve sevgiye muhatap olamaz. O çiçeğin neyi ifade ettiğini idrak edemez. Şimdi biz de sadece nimete muhatap olur. Sadece o nimete gömülüp kalır. O nimetin arkasındaki zatın o nimetle ifade ettiği manaya intikal edemez. Onu Rahim ve Rezzak olarak bilemezsek, cismimiz nimete muhatap olduğu anda ruhumuz da o nimeti gönderen Mün'ime yani Cenab-ı Hakk'a muhatap olamazsa hayvaniyetten çıkıp insaniyet mertebesine yükselememişiz demektir. Bu mana çok ehemmiyetli. Şimdi rahimiyet ve rezzakiyet manasını inşallah anlatacak. Hep beraber Cenab-ı Hakk'ın rahim ve rezzak oluşunu, kainatta rahim ve rezzak isimlerinin tecellisini şu kainat kitabından hep beraber okumaya çalışacağız inşallah. Şimdi zaten kainatının yaratılış sebebi Cenab-ı Hakk'ın isimlerini cisimlerle ifade etmek değil miydi? Her ismi zaten Cenab-ı Hak Kur'an'ında ifade etmiş. Kur'an'da bin bir esma ilahiye var. Ama ha, asıl o esmayı anlayıp, idrak edip, o esmaya muhatap olabilmek için insan kulağıyla duyduğuna gözüyle delil arayan bir mahiyette yaratıldığından dolayı Bakın fıtratımızda var bu. Yaratılışımızda var. Kulağımızda duyduğumuz her şeye gözümüzle delil ararız. Şimdi biz Allah'ın rezzak olduğunu duymuş muyuz? Gözümüz hemen rızık arıyor. Rezzak ise rızkıyla bana muhatap olması lazım. Cenab-ı Hakk'ın rahim olduğunu duymuş, duymuş muyuz? Rahimiyetini ifade eden Cenab-ı Hakk'ın rahmetli ve merhametli icraatını göz arıyor. Öyleyse biz kainat kitabının muhatabı olarak şu kainattan binbir esma-i ilahiyeyi okuyup anlayıp Rabbimizi o isimleriyle sıfatlarıyla bilmek sadece bilmek mi? Hayır. Bir de o isimlerin o sıfatların manasını ruhumuza takınıp kendimizde o isimleri o sıfatları göstererek ona muhatap olmak. Yani ha, Rezzak ismini, Rahim ismini biz de aynedarlık itibariyle ilan etmemizi icap ediyormuş. Şimdi hızlıca paylaşalım. İşte yavaş yavaş derse başlıyoruz. Herkes bu dersi duysun inşallah. Herkese duyurmak bizim boynumuzun borcu olsun. Dünya yolcusunun üçüncü menzilde müşahede ettiği Ayet-i Kübra Risalesi'nden kainattan halikını soran, yaratıcıyı soran bir seyyahın müşahedatıdır manası altında. Hepimiz kainattan yaratıcıyı soran bir seyyahmışız. Öyleyse vazifemiz, ismimiz, lakabımız, adımız madem seyyah, biz de zihnen, fikren kainatı gezip, kainattan esma-i çıkaracak o seyahati yapmamız icap ediyor. Dördüncü hakikat olan 33. mertebe rahimiyet ve rezzakiyet hakikatıdır. Yani umum zemin yüzünde ve içinde ve havasında ve denizinde bütün zihayatın ve bilhassa ziruhun ve bilhassa aciz ve zayıflerin ve bilhassa yavruların hem maddi ve midevi hem manevi bütün rızıklarını şefkat kerane kuru ve basit bir topraktan ve camit kemik gibi kuru odun parçalarından yapılan ve bilhassa en latifi kan ve fışkı ortasından gelen ve bir dirhem kemik gibi bir tek çekirdekten yapılan binlerle okka taamların vakti vaktine mukannen bir surette hiçbirini unutmayarak ve şaşırmayarak gözümüz önünde bir desti gaybi tarafından, görünmeyen bir el tarafından, bizim onu görmediğimiz fakat onun bizi görerek, bilerek bu rızkı, bu nimeti gönderen, gönderdiği bir el tarafından verilmesi hakikatıdır. Allah Allah. Nasıl bir cümle değil mi? Tek bir cümle ama adeta bütün kainatı taraklarla tarayıp Rahim ve Rezzak ismini çıkarıyor. Yerin dibinde, yerin altında, denizin dibinde, havada, karada, nerede, ne kadar mahluk varsa hepsine yetişen Değil mi? Küçücük hücrelerin, küçücük bakterilerin bile rızkını takip ederken dev gibi mahlukların rızkını unutmayan her şeyin en aciz, en zayıf mahluklara kuru topraktan, demi kan ve fışkı içinden o nimetlerin gönderilmesi ve bütün yeryüzünde bütün muhtaçların imdadına rahimiyetiyle ve rezzakiyetiyle koşan bir zatın icraatını gözümüze sokarcasına gösteriyor. Allah Allah. Tekrar bu cümleyi okuyacağım. Hakikaten hayalinizi şu cümlenin peşine takın gönderin. Bakın cümle sizi nerelere götürecek. Şu Kur'an'dan süzülmüş hakikat sizi nasıl bütün kainatta seyahat ettirip, bütün kainatı sıkıp ruhunu manasını çıkarmak manasında Rahim ve Rezzak ismini nasıl bütün kainattan okutturacak? rahimiyet ve rezakiyet hakikatıdır. Yani umum zemin yüzünde ve içinde ve havasında ve denizinde bütün zihayatın ve bilhassa ziruhun ve bilhassa aciz ve zayıflerin ve bilhassa yavruların hem maddi ve midevi hem manevi bütün rızıklarını bakın şu anda bizi manen rızıklandıran o değil mi? Kalbimizin, ruhumuzun manevi ihtiyaçlarına Kur'an'ı, Resul-i Aleyhisselatu aleyhissalatü vesselam'ı ve onların eliyle iman hakikatlarını gönderip de kalbimizi tatmin eden, ruhumuzu doyuran, aklımızın suallerine cevap veren de o değil mi? Bakın hem maddi hem midevi hem manevi bütün rızıklarını şefkatkarane gelirken nasıl geliyor? Bakın muamele çok önemli. Takdim çok önemli. Yani sizin önünüze çok güzel bir sofra serse birisi değil mi? Şimdi kafanıza çalar gibi önünüze ekmeği koysa tabakla yemeği koyarken al zıkkımdan dese değil mi? Bakın maddeten size ikram etti fakat manen ikram edemediği için lütfedemediği için, iltifat edemediği için o lokmalar yeseniz bile buraya dizilir kalır. O size rızık olmaz ya. Azap olur, ızdırap olur. Ama Cenab-ı Hakk'ın rızkı da güzel, takdimi de güzel ya. Annenin yavruya, değil mi yavruya karşı o yeni dünyaya gelmiş muhtaç, aç yavruya karşı. Annenin değil mi memesinden sütü gönderirken sinesindeki şefkatle beraber gönderiyor. Eğer şefkati göndermese sadece süt olsa anne o sütü deyim o yavruya vermez ki. Hem verse bile şefkatle merhametle veremez. Bir taraftan evladını okşarken bir taraftan da onu emzirip midesini doyurup dolduruyor. Bakın iki rızık aynı anda ulaşması icap ediyor. Birisi ruhunu besleyecek, diğeri de bedenini besleyecek. Aynı vaziyet değil mi Allah aşkına? Yeryüzünde biz de nazik ve nazenin bir çocuk hükmünde yaratılıp yaşatılmıyor muyuz? Bir taraftan nimetlerle midemizi doyurup doldururken bir taraftan da Kur'an'ıyla Resul-i Kibri aleyhissalatü vesselamın mesajlarıyla bize iman hakikatlerini ulaştırarak Rabbimizin var olduğunu öğrenerek onun bize iltifatını, şefkatini, onun bize teveccühünü, onun bize muhabbetini muamelesinden, icraatından anlayıp idrak edip hem maddi nimete muhatap olurken bir de o nimetin arkasındaki iltifatı Rabbaniye ruhumuz muhatap olup hem maddi hem midevi hem kalbi hem ruhi doyup dolup taşmıyor muyuz Allah aşkına? Aa, bakın o yüzden İmanla eşyaya, hadiselere, kainata bakamayan bir insan sadece rızıklardan ve nimetlerden bir hayvan kadar istifade edebilir. Hayvan da onun yaptığı istifadeyi yapar. O da koparır, çiğner ve yutar. Maharet, marifet buysa bunun için insan olmaya gerek yok. İnsan ne yapması lazım? İnsanca yemek ne demektir? Rızka insanca muhatap olmak ne demektir? o rızka ulaştığı anda oradan o rızkı gönderen o rızkı senin ihtiyacını görüp de tam senin ihtiyacına cevap verecek bir surette tam senin midene uygun bedenindeki hücrelerin ihtiyacını karşılayacak bir surette seni bilerek severek onu sana gönderen zatın varlığını onun teveccühünü hissedip rızıktan rezzaka, rahmetten de rahime intikal edip geçebilmektir insanlık. İnsan olmak bunu gerektiriyormuş. Öyleyse sofranın başında otu başına oturduğumuz anda insan mıyız yoksa başka bir şey mi ortaya çıkar? Rızka muhatap olduğumuz anda Bismillah deyip Ya Rabbi sen gönderdin bu, bir, bu rızkı ben de senin adınla başlıyorum deyip Sonunda da elhamdülillah ya Rabbi bu rızkı sen gönderdin. Sana, sana şükrünü, minnettarlığın sana ilan ve ifade ediyorum diye. Başında da, sonunda da, ortasında da rızıktan rezzaka geçebilmek, ona muhatap olmakmış insanlık. Ya! Hem maddi hem midevi hem manevi bütün rızıklarını şefkatkarane... Kuru ve basit bir topraktan ve camit ve kemik gibi kuru odun parçalarından yapılan kışın o meyve bahçelerine gidin. Vallahi iskeletler gibi duruyor böyle kuru odun parçaları. Şimdi düşünün mesela bir insan 20 yaşına kadar hiç dışarıyı görmese 20 yaşında onu şöyle kışın kupkuru bir bahçeye götürseniz Sonra yaz mevsiminde de böyle şeftaliler sallanır vaziyette, elmalar sallanır vaziyette, narlar sallanır vaziyette, tam o vaziyette yemyeşil, rengarenk meyvelerle süslenmiş bir halde birden götürseniz. Deseniz ki ya o kışın gördüğün ağaçlar var ya işte onlar bunlar. Bu meyveleri de onlar yaptı deseniz mümkün değil inandıramazsınız. Zaten inanılacak bir şey değil ya. Öyleyse bu kuru odun parçalarının eline onları gelinler gibi giydirip süsleyip ellerine tam insanın rengi gözüne göre tadı diline göre vitaminleri vücuduna göre demi şifası insanın dertlerine ve hastalıklarına şifa olacak bir surette tanzim edilip yaratılıp muazzam ve mükemmel cazibeli albenisi olan bir ambalajın içine konulup da bize takdim edilmiş olması bu işi düşünüp tasarlayıp bu mükemmel mucizeyi yaratanın o bahçedeki kuru odun parçası olmadığını o da anlayacak değil mi Ama işte ülfet var ya ülfetten gafletten dolayı biz hep aldanıyoruz hep böyle o ağaçlar açıyor, yapraklanıyor, arkasından meyve çıkıyor, büyüyor, ambarajlanıyor falan. Biz bunu hep ağır çekimde, hep küçüklüğümüzden beri, hep böyle gördüğümüz için ya ne olacak canım bizim ağaç meyve yaptı diye veriyoruz. Allah Allah nasıl ya arkadaş sen odun kadar yok musun? Bir meyve de sen yap. Dünyanın bütün profesörleri toplansa bir tane meyveyi yapamıyorlar arkadaş. Resmini benzetti diye ödül veriyorlar adama. Değil mi? Oscar ödülü veriyorlar, Nobel ödülü veriyorlar. Resmini benzetti diye ya. Aynısını yapsa kim bilir ne ödülü verecekler? Resminin aynısını ha? Bir de meyvenin aynısını yapsa. Şimdi bu mucizeyi götürüp de bahçedeki kuru odun parçasına vermek, odun gibi cehenneme gitmeyi gerektirmez mi Allah aşkına? Bahçedeki oduna sorsak desek ki ya bu ağaç, bu, bu meyveleri senin yaptığını iddia ediyorlar. Bizim ağaç yaptı bu meyveleri. Bu odun yaptı diyorlar. Doğru mu desek? Vallahi o ağaç dile gelebilse, konuşabilse der ki ya ben odunum ama herhalde sizinkiler içinde de çok odunlar var. Benden daha odun olanlar var. Ben bile Rabbimi biliyorum. Bu meyveleri kendi benim yapamayacağımı biliyorum. Onlar nasıl bilemediler, nasıl anlayamadılar benim gibi bir kuru odun parçasının, kemik gibi bir kuru odun parçasının bu mükemmel meyveleri, bu hayat dar meyveleri yapamayacağını nasıl bilemediler diye değil mi karşımıza dikilip durmaz mı? Ha, şu mana bakın, öyleyse şu hadiselere insanca bakmak, insani bakış, Kur'an'i bakış demektir. İnsani bakış sadece midesinin deliğinden dünyaya, rızıklara, nimetlere bakıp da onlara ulaşıp onların tadını çıkarıp onları yiyip de mide kabristanına gömmek için düşünen, bakan bir bakış değildir. İnsani bakış nimetin arkasında münimi görür. Münimin yani Cenab-ı Hakk'ın ona verdiği kıymeti idrak eder, ona karşılık ona muhatap olup şükran duygularıyla dolup taşar her nimetin arkasından artan mahcubiyetini namazda Allahu Ekber Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim diye el pençe divan durup ona şükrünü minnettarlığını hamdini ilan edendir. Öyleyse insanlığın şartı bu. İnsan olmamızın gayesi maksadı bu. Ya yoksa yemek için yaratsaydı şu koca mahallenin yediğini bir tane fil yer ya. Mahalleyi yaratana kadar bir tane fil yaratırdı. Hepsini ona ona yedirirdi ya. Maksat o değil ya. Ha. Bilhassa en latifi kan ve fışkı ortasından gelen ve bir dirhem kemik gibi bir tek çekirdekten yapılan binlerle ok katıağlamların vakti vaktine mukannen bir surette hiçbirini unutmayarak mukannen surette demek de şu artık hangi meyvenin ne zaman geleceği zamanını Cenab-ı Hak o kadar hassas ayarlamış ki kanun gibi olmuş neredeyse. Sanki kanun gibi kışın ortasında portakal geliyor. İnsan vücudunun dirence ihtiyacı var. Direnci düşmüş. C vitaminine ihtiyacı var. Hastalıklarla mücadele için Cenab-ı Hak hemen C vitaminini ambalajlamış. Tam kışın canımızın çekeceği surette bize takdim edip gönderiyor. Limonu, greyfurtu şunu bunu. Tam yaz geliyor yaza doğru. Mi? Kan dolaşımının zorlandığı dönemde kirazı gönderiyor. Kanı çözsün diye, kanı sulandırsın diye. Tam yazın ortasında vücut devamlı su kaybediyor, devamlı su içemezsiniz. Adeta değil mi? Su dolu meyveler gönderiyor. Salkım salkım üzümler, kavunlar, karpuzlar gönderiyor. Ta ki onlarla vücudun su ihtiyacını adeta neye benziyoruz biliyor musunuz? Hani yoğun bakımda bir hasta olur da Devamlı vücut değerlerini alırlar, ona göre ilaç desteği yaparlar ya. Şu anda aynı vaziyetteyiz biz. Şu dünya üzerinde Cenab-ı Hak üzerimize atmosfer diye bir cam fanus geçirmiş. Hani küvezdeki bebeklerin üstündeki değil mi camlar gibi. İçindeki gazları tam bize göre ayarlamış çekiyoruz bak hiç ciğerimizi yakmıyor bize vücudumuza zarar vermiyor sonra bir de devamlı mevsimler boyu değişen vücudumuzun ihtiyaçlarını da ilaç gibi zehir gibi değil onu en tatlı meyvelerin içine yerleştirip bize zamanlama mükemmel hangi mevsimde vücudun neye ihtiyacı varsa onu tam o mevsiminde gönderi veriyor ya bir ara Ali Santolu abi Allah rahmet etsin böyle tıp konusunda uzman bu bitkisel ilaçlarla ilgili ciddi çalışmalar yapmış birisi. Böyle bir ifade kullanmıştı da. Dedi ki insanlar dedi her mevsimde o mevsimin gıdasını, o mevsimde çıkan sebzeyi, meyveyi tüketse kolay kolay hasta olmazlar dedi. Çünkü adeta o mevsimde ihtiyacımız olan ilaçlar o meyvelerin içine konulmuş. Allah aşkına şu vücudu bilmeyen, bu vücudun hangi mevsiminde neye ihtiyacı olacağını bilmeyen kuru odunlar, kuru ağaçlar, değil mi? toprak, taş, bilmem ağaç, güneş, su, rüzgar bütün bu akılsız, şuursuz sebepler o meyveyi yapıp da bize göndermiş olma ihtimali var mı? Şimdi o tabiat ana diyenler aslında bir şeyi keşfetmişler. Fakat o keşfettiklerinin kime ait olduğunu keşfedememişler. Şimdi şu akılsız, şuursuz, şefkatsiz mahlukatın elinden o nimetler geliyor. Onu keşfetmiş ve o nimetin arkasında bir şefkat, bir merhamet olduğunu da keşfetmiş. Çünkü tam zamanında tam ihtiyacımız olan nimetlerin gönderilmesi arkasında bizi bilen, bizi seven bir şefkat sahibinin, bir merhamet sahibinin varlığını gösteriyor. Ama arkasında Allah'ı göremediği için anne şefkatini hissetmiş hemen adını takmış tabiat ana Doğa baba bilmem ne dede Aslında hep arkasında değil mi bakın Allah'ın şefkatini ve merhametini onlar da keşfetmişler fakat kime ait olduğunu o şefkatin o anne şefkatinin kime ait olduğunu keşfedememişler Evet. İnna Allaha huver rezzaku metin ayeti. Ya şey ve infakı Cenab-ı Hakk'a tahsis edip hasrettiği gibi. Ve ma min dabbetin fil ardı illa ala Allahu rizqaha ve ya'lem mustaqarraha ve mustawda'aha kullun fi kitabim mubin ayeti dahi. Bütün insanların, hayvanların rızıklarını Ahüt ha ve tekeffül Rabbani altına aldığı hem ve kayyin min dabetin la tahmilu rizqaha Allahu yerzuquha ve yakum ve huve semiul alim ayeti de Allah Allah. Şüphesiz diyor Allah çok değil mi bilendir ve ne yapan duyandır diyor ya. Şimdi siz kendi vücudunuzun hücrelerinin sesini duymuyorsunuz. Onların ihtiyaçlarını duyamıyorsunuz. Fakat onların ihtiyaçları karşılanıyor. Öyleyse duyan biri var, bilen biri var. Aa, bak hem duyan hem bilen olarak tavsif etmiş Cenab-ı Hak ayette kendini. Ve huve semi'ul alim. Duymasa, bilmese tam ihtiyaç vaktinde tam ihtiyacı olan minerali, maddeyi, rızkı o hücreye gönderebilir mi Allah aşkına? 80 trilyon hücre her birinin ihtiyacı başka biz ne yapıyoruz? Biz her birinin ihtiyacını liste yapamayız Allah aşkına ya. Sonra liste yapsak nereden toplayacağız? Sonra topladık diyelim. Sonra onu vücutta, midede, nasıl hangi laboratuvarda, hangi vitamin, hangi hücrenin, hangisini ayrıştırıp da hangi hücreye göndereceğiz? Nereden bileceğiz Allah aşkına ya? Sadece buradan atıyoruz ağzımıza. Orada dişlerin değirmeninde ütüyoruz. Youtube gönderiyoruz. Bakın diyor ki senin vücudunda çok şuurlu fiiller cereyan etmektedir. Yani bilerek yapılan, görerek yapılan, vakti vaktinde tam yerinde ha. Fakat diyor o fiillere senin şuurun taalluk etmediğinden, senin haberin yok. Senin şuurunla olan iş değil bunlar. Öyleyse diyor aa, nedir? Sabit olur ki buradan çıkan netice nedir o zaman? eşittir Öyleyse senin vücudunda tasarruf eden bir sanizi şuurdur. Senden habersiz senin vücudunu bilen ve tasarruf eden ve bütün ihtiyacını karşılayan biri var. Bak ne oldu? Şuurlu fiiller fakat senin şuurun taalluk etmediğinden, senin şuurun yok, senin haberin yok olup bitenden öyleyse bu iş doğrudan doğruya seni senden daha iyi bilen bir zatın merhametiyle, rahmetiyle, rezzakiyetiyle olduğunu apaçık ortaya koymuyor mu? Ya. Ve <laughs> huve semi'ul alim ayeti de rızkı tedarik edemeyen, aciz ve iktidarsız olan zayıf bir biçarelerin rızıklarını umulmadık yerden, belki gaybtan, belki hiçten, Mesela denizin dibindeki böceklere hiçten ve bütün yavrulara umulmadık yerlerden ve bütün hayvanlara her baharda adeta sırf gayıptan infaklarını bil fiil tekeffül ederek yani tekeffül etmek demek yüklenmek demek taahhüt etmek demek. Şimdi Cenab-ı Hak tekeffül etmiş mi? Ben kefilim diyor ayette ve bizzat kefil olduğu, rızkına kefil olduğu bütün mahlukatın rızkını yaratıp da onlara ikram ediyor mu? Gözümüzün önünde oluyor bu işler. Bak. Bil müşahede vermekle esbab insanlara dahi esbab perdesi altında yine o veriyor diye ispat ve ilan ettiği gibi. Yani enteresan bir şey ya. Allah Allah. Biz şimdi bizim bahçeden bizim küllükten yiyip de karşı komşuya yumurtlayan tavuğu ne yapıyoruz? Gel bakalım ya sen bizden yiyip gidip oraya yumurtluyorsun. Öyleyse senin kelleni bir alalım diye o tavuğu kesmek istiyoruz değil mi? Niye? Bizden yiyor gidip başka yere yumurtluyor ya. <laughs> şimdi diyor ki esbab perest insanlara dahi sebepler perdesinde, perdesi altında yine o veriyor diyor ya. Adam şimdi Allah'ın rızkını yiyor, nimetini yiyor. Gidiyor tabiata sonsuz teşekkürler, doğaya teşekkürler, bilmem Ahmet'e teşekkür, Mehmet'e teşekkür. Yani rızık buradan teşekkür başka yere. Buradan yiyor başka yere yumurtluyor. Ama Cenab-ı Hak onun da rızkını kesmiyor ha. Allah Allah. Biz olsak değil mi hemen kesiveririz deriz. Sen kimden biliyorsan rızkını git senin rızkını o versin deriz. Kime teşekkür ediyorsan, kimin önünde eğiliyorsan git Ondan istederiz. bakın Allah Allah ya. İnkar ettikleri Allah onların rızkını da ihmal etmiyor ya. Ola ki dönerler, ola ki iman ederler, ola ki uyanırlar diye ya. Allah Allah. Bizi, birisi bizi inkar etse biz ona ikram eder miyiz ya? Bak esbab peres insanlara dahi esbab perdesi altında. Yine o veriyor diye ispat ve ilan ettiği gibi. Pek çok ayatı Kur'aniye'nin ve siz şevahidi kevniye bir ittifak her bir zihayatın bir tek rezzak üzül celalin rahimiyetiyle beslendiklerini gösteriyor. Şimdi biz neyle besleniyormuşuz? Ekmekle, suyla, patatesle, soğanla, şunla, bunla değil değil. Allah'ın rahimiyetiyle ve rezzakiyetiyle besleniyormuşuz. Ha, etçiller onunla besleniyor, otçullar onunla besleniyor, denizin dibindekiler Allah'ın rahmetiyle besleniyor, havadakiler Allah'ın rahmetiyle besleniyor. Bütün mahlukat Allah'ın rahim ve rezzak ismiyle besleniyormuş. İsmini mi yiyoruz biz? Bakın o ismin tecellisi bizi besliyor. Ne demek bu biliyor musunuz? Şimdi Düşünün mesela bir annenin şefkati var, merhameti var evladına. Evladı açsa annenin şefkati, merhameti evladına ekmek olarak ulaşır. Susuzsa su olarak ulaşır. Değil mi? Hastaysa ilaç olarak ulaşır, üşüyorsa elbise olarak ulaşır. Aslında anneden evlada ulaşan nedir? Şefkattir, şefkat. Şefkat ihtiyaca göre değişik şekillere girer, ona öyle ulaşır. Mesela gökyüzünden yeryüzüne su iniyor mu? Mesela Mudanya sahiline yağmur olarak düşerken aynı anda Uludağ'ın zirvesine kar olarak düşüyor değil mi? İnen aynı şey aslında. Ama mazharların kabiliyetlerine göre hangi bölgede neye ihtiyaç varsa ona göre iniyor doğru mu? Bakın anneden yavruya giden aynı şey şefkat. Ha, suya ihtiyacı olduğunda su olarak gidiyor. O yüzden diyor ki bakın suyu anlatırken diyor ki yağmuru yağmura rahmet namı verilmiş. Niye? Çünkü her şeyi rahmet yağmurun, Allah'ın rahmetinden kopmuş gelmiş ve düştüğü yerde rahmet oluyor. Her şeye rahmet bağışlıyor. Diyor ki rahmet güya diyor, rahmet tecessüm etmiş, takattur etmiş, katre katre geliyor diyor ya. Yani Allah'ın rahmeti cisimleşmiş, damla şekline girmiş, damla damla iniyor. Gelen rahmetmiş rahmet. Öyleyse bakın rızık geliyor zannediyoruz ya aslında gelen neymiş? Rezzak isminin tecellisiymiş ya. Rezzak ismi tecelli ediyor. Biz rezzak ismiyle doy doyuyoruz. Şimdi bakın anneden evladına giden her şey onun şefkati ise, onun merhameti ise, evladın ihtiyacına göre zaman zaman değişik şekillere girip de evlada ulaşıyorsa... Şimdi Allah'tan kullarına ve bütün muhtaç mahlukata gelen nedir? Onun rahimiyeti ve rezzakiyetidir. Hangi mahlukun ne çeşit bir rızka ihtiyacı varsa Allah'ın rahimiyeti ve rezzakiyeti o mahlukun ihtiyacı olan rızkın suretine, şekline girip ona öyle ulaşıyor. Susuzluğumuza su, açlığımıza rızık ve nimet olarak ulaşan Cenab-ı Hakk'ın aslında rahmetiymiş. Şimdi şöyle düşünün. Mesela şu kitabın tamamı aslında bir manadır, mana. Bu manayı eğer bize başka yolla intikal ettirme imkanı olsaydı bu kitabı yazmaya gerek kalmazdı. Mesela biz diyelim bilgisayar ek ekranındaki bir yazıyı kağıda aktaracağız alıp tek tek kalemle böyle yazsak derler ki ya ne yapıyorsunuz arkadaş? Yazıcıya at, yazıcıdan çıkart. Bak başka yolla onu yazmanın bir yolu var, bir yöntemi var. Oradan oraya yazı verdik. Hatta o yazıyı eğer birisine gönderecekseniz hiç yazıya da gerek yok diyerek bilgisayardan o adama atabilirsiniz o yazıyı. Hatta hatta o yazıdaki manayı göndermek istiyorsanız Ses kaydı olarak da gönderebilirsiniz. Şimdi maksat manadır. O manayı ifadedir. İster yazılı gönder, ister resim olarak gönder, ister video yap gönder, ister ses kaydı gönder. Nasıl gönderirsen gönder, hangi yolla gönderirsen gönder. Maksat o manayı muhataba ulaştır. Şimdi kainatın yaratılmasında, yeryüzünün nimetlerle donatılmasında, insanın muhatap olarak gönderilmesindeki maksat Cenab-ı Hakk'ın manayı ifadesi değil mi? Mana neydi? İsimleri ya. Esmanın talimi için geldik dünyaya. Rahim ve rezzak olduğunu Allah bize ifade etmek istiyor. Bunca masraf yapıldı. Rızıklar, nimetler yaratıldı. Biz de oturduk afiyetle yedik. Sonunda onun rahimiyetini ve rezzakiyetini anlayamadıysak, ona muhatap olamadıysak o zaman o rızıkların tamamı israf olduğu gibi biz de kendimizi israf ettik. Abes ve israf memleketine kendimizi yollayıp gönderdik. Ha öyleyse bakın maddeden manaya, kelimeden, cümleden değil mi? Anlama, idrake değil mi? Muhatabiyete geçmek icap ediyor. İnsan olmanın gereğiymiş bu. Evet bir nevi rızık isteyen ağaçlar iktidarsız ve ihtiyarsız olduklarından onlar yerlerinde mütevekkilane dururken onların rızıklarını onlara koşup gelmesi aciz yavruların nafakaları hayret numun tulumbacıklarından ağızlarına akması ve o yavrulara bir parça iktidar ve azıcık bir ihtiyar gelmesiyle süt kesilmesi hususan insan yavrularına Analarının şefkatleri yardımcı verilmesi bedahetle apaçık is ispat eder ki helal rızık iktidar ve ihtiyarle mütenasiben değildir. Belki tevekkül veren, zaaf ve acze nispeten geliyor. Allah Allah. Demek ki şu manayı anlamak gerekiyor. Eğer rızkı mahlukat kendisi kazanıyor olsaydı en akıllılar, en güçlüler hep tok gezer, hep rızkı daha çok onlar elde eder, hayatını devam ettirir. En aptallar, en zayıf mahluklar da açlıktan, rızıksızlıktan soyu tükenir, ölür giderlerdi. Nesli tükenirdi. Ama tam tersi bakıyorsunuz dünyada. En aciz, en zayıf, en aptal hayvanlar en iyi onlar besleniyor. Meyve kurtları ve balıklar gibi diyor muktedir, en güçlü, en zeki hayvanlar da ancak ayda yılda bir rızık bulabiliyor ya. Aslanlar, kaplanlar, tilkiler, maymunlar en zeki hayvanlar ya. Ha, bak Allah'ın kanunu bu. Öyleyse rızık kazanılmıyor, veriliyor, ikram ediliyor. Hem de en acize en iyi rızık veriliyor. Çünkü öbürü kendi gücüne, kuvvetine, aklına, zekasına, iktidarına güvendiği için ondan nazlanıyor rızık. Cenab-ı Hak ona sen git kendin kazan madem kendine güveniyorsun diye. İnsanlar aleminde de böyle. Kanaat her zaman berekete sebeptir. Hırs da mahrumiyete sebeptir. Kim hırsla kendine güvenir, ben ekmeğimi taştan çıkarırım, kimseye ihtiyacım, ihtiyacım yok diye hırsla sarılır ve saldırır, Allah'ı aradan çıkarır, uhrevi, manevi, ilahi olan her şeyi dünyevi, maddi, nefsani şeylere feda ederse, hırs yolunda her şeyden vazgeçerse Allah onun burnunu süründürüyor, dünyada perişan ediyor. Özellikle ehli imanda hırs çok pis bir haslet olduğundan dolayı Cenab-ı Hak onun hırsının cezası olarak onu adeta tokatlıyor, onu mahrum bırakıyor. O yüzden hırs sebebi ...mahrumiyettir denmiş. Ha. Kanaat de tam tersi. Cenab-ı Hak diyor ki... ...madem kulum bana güvenmiş... ...kendi gayretini ortaya koymuş... ...çalışmış, çabalamış... ...alın terni dökmüş... ...ama benden biliyor, benden bekliyor... ...bana güvenmiş... ...öyleyse bana güveneni yolda bırakmak... ...bana yakışmaz... ...bana ne kadar güveniyorsa onun... ...kat kat misliyle ona... ...mukabele edeceğim diye... ...bereketle... Kanatın mükafatını ikram eden de odur. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi kısaca bir iftar duasıyla dersimizi bitirelim inşallah. Amin. Aul billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ve sellem ecmaîn. Ya Rab, şu Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın bereketi hürmetine. Bize ihsan ettiğin maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsan eyle. Maddi ve manevi dertlerimizi def eyle ya Rabbi. Maddi ve manevi hastalıklarımıza şifalar ver ya Rabbi. Ya Rabbi şu iftar vaktinde. Ya Rabbi iftar vaktinde oruçlu ağızlarla sana yalvarıyoruz. Ne olur ya Rabbi. İşlediğimiz günahları şu anda affeyle ya Rabbi. Merhametinle muamele eyle ya Rabbi. Günahımızdan dolayı başımıza gelen şu musibetleri bertaraf eyle ya Rabbi. Şu memleketin ve umum dünyanın başındaki şu virüs belasından bir an evvel kurtulmamızı kurtarmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi maddi ve manevi virüslerden bedenimizi, ruhumuzu, dünyamızı, ahiretimizi tehdit eden hastalıklardan sana sığınıyoruz. Sen şefkatinle, merhametinle, rahimiyetinle, Rahmaniyetinle muamele eyle ya Rabbi. Bizi rahmet bağrına bas. Şefkat bağrına bas ya Rabbi. Ya Rabbi. Resul-i vesselamın yolunda, onun izinde, onun davasında dimdik yürüyebilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu anda ekranları başında ellerini kaldırmış kardeşlerimiz var. Onların da bütün dertlerine dermanlar ihsan eyle. Yaralarına merhemleri ihsan eyle ya Rabbi. Hastalıklarına şifalar nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bütün dünyadaki mazlumları, masumları, mağdurları bir an evvel kurtar ya Rabbi. Ya Rabbi bütün mahzunların, mağdurların, mazlumların yüzünü güldür ya Rabbi. Zalimlere dirlik verme ya Rabbi. Zalimlere fırsat verme ya Rabbi. Şu Ramazan-ı Şerif'te bütün masumları, ya Rabbi bütün mazlumları güldür ya Rabbi. Ya Rabbi senden istiyoruz Ya Rabbi. Şu Kur'an'ın hakikatlerini bütün dünyadaki kulaklara, kalplere, kafalara duyurmayı nasip eyle Ya Rabbi. Şu günahkar vaziyetimizle bizi de bu davada istihdam etmeni rica ediyoruz Ya Rabbi. Ne olur nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rab senin rızan için tuttuğumuz oruçları en güzel kabullerin en güzeliyle kabul eyle Ya Rabbi. Ahsen'i kabul ile kabul eyle. Kabul eyle. امين امين بحرمه طه وياسين والحمد لله رب العالمين